Fethullah Gülen BBC'ye verdiği röportajda cami ile cemevinin yan yana bulunması hususunda Anadolu Alevisi Şiiler gibi değildir. Bizim geleneklerimize saygılıdır. Kendilerine göre ibadet ve ayinleri var. Mevlana'nın semahı gibi onların da semahı var. Bunları çok ayrılık sebebi saymamak lazım diyor. Gerçekten cami ile cemevi yan yana olmalı mıdır? Alevilerle ayrılık sebepleri yok denecek kadar önemsiz midir? Evet. Şimdi bu tür şeyleri çok duyuyoruz. Ben bunu Alevilerle beraber televizyonlarda da konuştum. Hiç kimse kimsenin inanç sistemiyle ilgili konuşma yetkisine sahip değildir. Bir kere Aleviler, Türkiye'de kaç çeşit Alevi vardır diye ben Alevilerle yaptığım bir toplantıda onlardan Abidin Özgünay'dı yanlış hatırlamıyorsam, Alevi dedelerin meşhurlarından. Ona dedim ki, kaç çeşit Alevi var? Tabi cevap vermeyince ben şöyle söyledim. Bana göre ne kadar Alevi varsa o kadar da Alevilik var dedim. Mesela Cem dergisinde dedim, sizin yazılarınızı okuyorum, her paragrafta bir başka Alevilik görüyorum. Şimdi, bu insanların inancını biz ortaya koyacak değiliz. Bunlar içerisinde bizim inandığımız gibi inananlar yok değil. Namaz kılan var, ibadetini yapan var falan. Ama namazı kabul etmeyen, namaz yerine dedesine secde etmeyi namaz diyen, semahı namaz diye kabul eden, ne bileyim, kendi geleneklerini din diye kabul eden bir grup var. Biz bu insanlara efendim aramızda fark yoktur deme hakkına sahip değiliz. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Ne demek? Ya bu dinin bu İslam dini. Bu dini bu insanlara doğru anlatmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de neyse o. Mesela o toplantıda tarihini hatırlamıyorum, şey de olmuştu. Ümraniye Belediyesi'ndeydi, belediye başkanı da Mehmet Bingöl'dü. Çok önce yani, belki 20 sene önce, belki ne kadar bilmiyorum. Orada yapmıştık toplantıyı, ben de İstanbul Müftülüğü'ndeydim o zaman. Orada dedim ki ortak noktalarımızda, dediler ki işte Kur'an ve Muhammed. İyi tamam dedim o zaman. Öyleyse dedim birbirimizi başka şeylerle değil de Kur'an-ı Kerim'e aykırılıkla suçlayalım. Yani ortaya ortak metin olarak Kur'an'ı koyalım. Diyelim ki senin şu yaptığın şu Kur'an'ın şu ayetine uymuyor. Sen de beni bu şekilde tenkit et dedim. Tamam dedi. Orada 50'den fazla da Alevi dedesi vardı o toplantıda. Sonra birisi bir soru sordu, bizim Sünnilerden birisi. O Alevi dedesine, yani Abidin Bey, dedi ki karı koca ilişkisinden sonra boy abdesti almak gerekir mi, gerekmez mi? Olur mu dedi, kötü bir şey mi yapıyorsun? Dünyanın dedi en güzel nimeti, arkasından da çok güzel evlatlarımız oluşuyor. Bundan dolayı yıkanılır mı dedi. Sonra ben eğildim Kur'an'a, dedim ki Kur'an'da var, Kur'an'da dedim. Ha o zaman bu soruyu Abdülaziz Hoca cevap versin dedi. Şimdi tamam da o insan Alevilerin en bilgilerinden birisiydi. Şu anda yaşıyorum, ölmüş mü bilmiyorum. Ya bu insan, yani insanların inançlarını, mesela bana hep sorarlar, Alevilik nedir? Ben de Alevilere derim ki, kardeşim bunu tarif etme yetkisi benim değil, siz kendiniz tarif edeceksiniz. Bu sizin inancınız, neye nasıl inanıyorsunuz siz söyleyin. Şimdi burada bu kadar açık ve net inançta farklılık var, ibadetlerde farklılık var, her şeyde farklılık var, ondan sonra diyeceksiniz ki aramızda fark yok. Dedim, böyle şey olur mu?
farkı net bir şekilde ortaya koyacaksın. Net bir şekilde ortaya koyacaksın. Sen böyle söylediğin zaman o insanlar ahirette sana davacı olurlar. Sen böyle demeseydin ben de bu dini araştırır mümin olurdum der. Bizim doğruları söyleme mecburiyetimiz var ama bir hoca çıkıp da siyasi konuşma yaparsa hiç kusura bakmasın. Bu çok yanlış yapıyor demektir. Doğruları söyle. Allah'ın dini bu kardeşim. Aleviye başka, Sünni'ye başka diye bir olay yok. Neyse o. Şii'ye başka diye bir olay yok. Neyse o. Eğer Kur'an'a inanıyorsanız din bu. İnanmıyorsan sen bilirsin. Bir de bizde kafir kelimesi bir hakaret anlamına alınıyor. Dolayısıyla kimse kendisine kafir denmesini istemiyor. Ya kardeşim bu kafir. Sen Allah'ı hayatında ikinci sıraya koyuyorsan kafirsin. Herhangi bir konuda Allah'ın emrinde de şunu bunu düşünüyorsan kafirsin. Bitti. Bunun sağ soru yok. Hiç kimsenin de garantisi yoktur. Böyle şey olmaz yani. Kendi keyfimize göre bir takım dünyevi düşüncelerle dini konularda konuşamayız. Evet.